Herkesin gözü bizim üstümüzde tabii. Ay, kül kedisi gibi. Dur dur, gül kedisi. He, sonra da ne oldu biliyor musun? Toprak en başta bütün davetlere şey dedi. Benim için çok değerli olan birisini sizinle tanıştıracağım. Şimdi bu olaylardan sonra Halil ile Rıfat kızımın üstüne gelmesin. Yok, acık sıkar. Toprağımın sağıp çıkmasından sonra. Benim civan Mert oğlum onların ağzının payını vir vermiş. Öyle sağlam kalbi vardır ki ben bozumu. Ne Rıfat ne Halil onun karşısında duramaz. Ama ben dedim, etme bulma dünyası. Alma mazlumun ahını çıkar aiste aiste. Hanımefendi izin verirse daha rahat konuşabiliriz değil mi? Sizin burada bir Mehmet vardı, hatırlar mısınız? Gülümserim Mehmet ya. Ne saçmalıyor bu ya? Ne saçmalıyorsun sen? Bir de Mehmet'in yanında cılız tıfıl bir oğlan çocuğu vardı. Mehmet'in kol kanat gerdiği, ağaç iş verdiği, koruyup kolladığı, öksüz, yetim. Adnan ya, Adnan. Hatırladınız mı? Ha, hatırladım evet, Adnan. Mehmet ortadan kaybolunca o da çekip gitmişti. Yok, o yanlış işte. O kendi gitmedi. Siz onu zorla gönderdiniz. Adnan Fuat Demirci. Şimdi anladınız mı benim kim olduğumu? Ne istiyorsun bizden? Bunca yıl sonra neden geldin? Mehmet abinin dünyalar güzeli bir kızı varmış Gonca. Isparta'ya gelmiş. Annesinin, Gülümser ablamın vasiyetini yerine getirmek için. İşte onu sizin şerrinizden korumak için geldim buraya. Anasına babasına yaptığınız şeyi yapamayacaksınız. Gonca'yı üzmenize izin vermeyeceğim.